Selam arkadaşlar. Yatırım yapılabilir mi? Kayıtlarında bu sefer ROS'u inceleyeceğiz. ROS Oasis Networkün coin'i. Ee, bakalım yatırım yapılabilir mi? Yapılmaz mı? Bir önceki BOA'da ne yapmış, ne yapmamış? Kademeli sisteme göre ne yapmalıyız? 200 günlüğe göre ne yapmalıyız? Veya bir e, Formasyon var mı gözümüze çarpan yok mu onlara bir bakarız. Ondan sonra Maliyetlerin oluştuğu bölgelere bakarız sonra kararımızı vermeye Çalışırız Başlamadan önce videoyu Beğenmeyi kanalı takip etmeyi Lütfen unutma diğer videolara da bakabilirsin bizim Bakış açımızı Çözmeye çalış ee, bize ayağa yere sağlam basan, doğru düzgün risk yönetimi ve kasa yönetimi yapan e, arkadaşlar lazım. Ee, uçarız, kaçarız. E, buradan alırım, buradan veririm. Şu kadar 20 20x 30x koyarım. PnL'i bak paylaşıyorum. Gördün mü? Bunlar bize lazım değil arkadaşlar. Böyle bir Karakter Sen bizim kanala üye olmana gerek yok. Senin aradığın cevaplar burada değil çünkü. Anlatabiliyor muyum? E, çünkü bazıları var. E, bakıyorum böyle yorum atıyor. İşte e, sevmiyor şeyi benim anlattıklarımı. E, çünkü e, duymak istediği cevapları alamadığı için e, ters yapıyor. Karşınızda çoluk çocuk yok arkadaşlar. Ben senin duymak istediğin cevapları verecek adam değilim. Ben kendi bildiğimi okurum tamam mı? Hiç kimseye de politik davranmaya ihtiyacım yok. Topu topu video çekiyoruz, analiz yapıyoruz. Efendime söyleyeyim Bilsem ne olur Bilmesem ne olur? Efendime söyleyeyim sana bir yatırım tavsiyesi vermiyorum etmiyorum seni sadece yeni gelmişsen buralara paran cebinde kalsın diye uğraşıyoruz e, ee, iki günde, üç günde, bir ayda, iki ayda paranı bitirme diye uğraşıyoruz. Ee, anlatabiliyor muyum? Bir faydamız olsun diye uğraşıyoruz. Ben 25 senedir bu işlere, bu işlerin içindeyim. 25 senedir bu grafiklere bakıyorum. Ee, baktığım zaman zaten bir fikrim hemen olu veriyor. Birkaç saniye içinde. Ee, o yüzden şey yapma yani. Böyle, böyle o tipler bana lazım değil. Öyle 50 bin, 100 bin kanal takipçisi falan olsun istemiyoruz. Adam, adam gibi insanlar olsun ya. Biz burada neşemizi kaybetmeden güzel güzel e, analizlerimizi yapalım. E, bazen sinirli olabiliyorum e, insanız haliyle. Yani devamlı şen şakrak Efendimüsin enerji tavanda olacak halimiz yok. Günün belli saatlerinde enerjimiz düşüyor, belli saatlerinde yükseliyor. Bazen sinirli ses tonuyla konuşabiliyorum. Ama sinirli bir insan değilim. Gayet neşeli bir insanım. O bizim şeyden dolayı. biz Ben Kafkas kökenli olduğum için genetik olarak böyle bizde sinirli bir konuşma tarzı vardır. Sanki kavga edecekmiş gibi. vallahi billahi öyle biri değilim. Yani çok rahat bir adamımdır. Hiçbir şey umurumda değildir. O yüzden şey yapmayın. Vücut dilini görmediğin için Yanlış algılaya olabilirsin ses tonundan. Ses tonun birazcık şeydir böyle hani Birazcık e, Sinirli gibi gösterebilir. Öyle değilim Aklında olsun. Şimdi Rose e, Videoyu e, izlerken beğenmeyi unutma Bir de abone olmayı unutma e, Diğer videolara da bak Rose'da ne görüyoruz? Hadi bakalım Rose Bende var mı roz? Evet bende var arkadaşlar. Ben rozu aldım. Ben rozu şuraya diğer değmez alıverdim. <laughs> Çünkü rozda şöyle bir görüşüm var. Naçizane. Ee, bir önceki boğada doğru düzgün prim yapmamış bir coin. Tamam mı? Coin market keve baktığımızda arzı da sınırlı. Bu benim için okeydir. Bu arzın da %65'ini vermişler piyasaya e, hiç yoktan iyidir. Tamam mı? Yani bu bir gösterge de değildir her zaman söylüyorum. Yani bunun yüzde yüzü, yüzde yüzünü arz etmiş olmalarının bir manası falan yoktur. Veya yüzde ikisi, yüzde üçü, yüzde onu arz edilmiş geri kalan yüzde doksanı yüzde daha arz edilmemiş olması da bir, bir anlam ifade etmez. Yani şu e, projenin sahibi yüzde onunu vermiştir piyasaya ama öyle güçlüdür ki bunu alır öyle bir götürür yukarı o yukarılardan ver, verir yüzde yavaş yavaş. Anlatabiliyor muyum? Eğer yüzde yüzünü arz etmişse de ya bırakıp gidecektir artık değil mi? Öyle de olabilir. Yani çıkarmışım projeyi 3 sene içinde 2 sene içinde e, sınırlı arz demişim. Ama yüzde yüzünde satmışım. Elimden çıkarmışım piyasaya vermişim. E, ben bende bir tane bile kalmamış. Hepsini satmışım. E, hadi bana eyvallah dersin yani misyonumu tamamladım ben. Değil mi? Yani öyle yani öyle büyük bir gösterge değildir. Ama sınırlı arz olması ve sınırsız arz olması benim için göstergedir. Çünkü hep hatırlatıyorum Terra Luna'ya e, sakın unutma sınırsız arz olduğu zaman, sıkıştığı zaman neler yaptıklarını kendi gözünle gör. Kaç kişinin ocağına incir ağacı diktiler. Çok düştü diye alanların. O yüzden çok düştünün şeyi yok arkadaşlar bu piyasaya. Bu piyasaya küçük parayla gir. Burası çok belalı bir mahalle. Her zaman söylüyorum belalı mahalleye cebinde büyük parayla girip de dolaşamazsın. Riski büyüktür yani. Küçük parayla gel, kaybetsen de kaybettim diyeceğim parayla gel. Kazanırsan da büyük kazandırır, kazandırır bu arada. Ee, i̇nşallah bir gün hepimiz çok iyi paralar kazanırız ee, bu piyasadan. Rose'un arıza sınırlı. evvel müslem. 2020, 2020 Kasımında tedavüle çıkmış Rose. Bunun reklam pazarlaması çok iyiydi bu arada. Ama ona rağmen 2021 boğasında doğru düzgün bir e, yükseliş yapamadı. E, yarıda kesildi diyelim. Hepsinde olduğu gibi. Bu da yarıda kesildi. E, Rozla ilgili ümidimiz, Roz iyi bir proje. Rozla ilgili şöyle bir ümidimiz var. Bir önceki boğada e, doğru düzgün prim yapmadığı için ee, aslında geri çekilmesi de birçok altcoin'e göre çok daha sınırlı kaldı. Yani şu 2022'nin Haziran'ından itibaren e, orada bir taban oluşumuna hemen hemen yani %100 değil de hemen hemen bir taban oluşumuna gitti Roz. Çünkü Roz burada bir senedir, bir, bir, sene, üç aydır buralarda dolanırken bir sürü bir sürü altcoin buralara geldi. Anlatabiliyor muyum? Burada tutunması bu kötü zamanlarda bir enstrümanın bütün bütün hepsi baş aşağı gelirken bir enstrümanın tutunması değerli bir şey bizim gözümüzde. Ne bakımdan değerli? Şimdi çok çok güzel bir şekilde açıklamaya çalışayım. Bak, rozda mesela kaba taslak olarak burada, değil mi? burada bir maliyet var. Bunu sarı yapayım. Burada bir maliyet var. Ee, hemen hemen değil mi? Şuralarda da ee, böyle bir maliyet bölgesi oluşmuş ve çok güzel, çok güçlü bir maliyet bölgesi oluşmuş Rozda burada. Tamam mı? Şu bölgede. Ta hem de 2021 boğasından önceden beri, beri geliyor. Bu son bir sene, üç aydır falan tamamen kendini belli etmiş bu maliyet bölgesi. E ee, yani bariz bir taban oluşumu var. Bariz bir maliyet bölgesi oluşmuş Roz'da. Ee, bu değerli bir şey demek ki birileri Roz'u e, ya ben şu forma şunu gördüğüm zaman direkt kan, e, kanaatim mal topluyorlar. Ya bunun karşılığı bende mal toplanıyor. Yani bundan sonra eğer Roz buradan aşağı diyelim ki iki bir kademe iki kademe aşağı düştü. Eğer eee Roz bir an, bir an önce toparlayıp eski maliyet bölgesine ulaşamazsa tabi bütün yapı değişiyor. Yani senaryoyu baştan yazmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan böyle geldi roz diyelim. hemen hemen yukarı atması gerekiyor rozun. Eğer yukarı atmadan roz buralarda roz buralarda takılırsa böyle 3 ay 5 ay ee, bu şey bozulmuş oluyor. Yeni maliyet bölgesi buralar olmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şu anda bir problem yok. Rozda <laughs> sağlam bir maliyet bölgesi oluşmuş. Ee, sadece e, arzu ettiğim benim yani grafiksel olarak baktığımda e, arzu ettiğim şey e, bu alçalan tepeler hoşuma gitmiyor sadece. Anlatabiliyor muyum? Bu alçalan tepeler. Hoş durmuyor. Burada en azından mesela e, neyse, bu 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 tepeyi ge, aşmış gerçi ya. Bu bu tepeyi aşmış gerçi. Ya bariz bir maliyet oluşum var. Ama şuradaki alçalan hoşuma gitmedi. O alçalan beni, bu rozu böyle getirir mi diye e, korktum. E, olabilir tabii Yani e, o yükselen tepe olsa da döner, döner yine buraya gelir. Onu hiç kimse bilemez kademe, kademeli alım anlamında bakarsak ROZ'a e, hani diğer shitcoin'lere yaptığımız muameleyi yapamayacağız tabii ki bu iyi bir proje. E, zaten ben de bu dördüncü kademeden ROZ'u aldım yani. Açık söyleyeyim yani. 0. 0.37'den ilk alımımı yaptım ROZ'da. Üçlü alım sistemi gittiğim için 0.0 18'e bir de 0.00 90'a 3 e, aşamalı alım koyuyorum ben Roz'da. E, geldi geldi gelmedi buradan döndü. Tam buradan aldığımla yürürüm. E, buradan aşağı bir iğne attı. Buradaki buradaki alım da geldi. Sevinirim o da gelirse. Onu da alırım. Onunla onunla döner yürürse onunla yürürüz. 3 kademede gelirse e, çok iyi olur. E, bizim için. Çünkü bayağı düşük fiyatlardan roz almış oluruz ve roz gibi iyi bir projeyi çok düşük fiyatlardan almış oluruz. Eğer işler çok kötü giderse bu piyasada yani ee, hakikaten çok kötü duruma düşerse roz bu üçüncü kademeden de aşağılara gelir, gelir ise ben artık rozu almam. Yani bu en son rozu alacağım yer burası benim. Bunun altına bir daha roz almam. Kendi adıma söylüyorum. Sen daha iyisini bilirsin benim son kademem 0.095. Rozda uzun vadeli yatırımcı gözüyle bakıyorsam eğer. Anlatabiliyor muyum? Yani duygularla değil. Buradan döne, buradan alacağım. Bak göreceksin. Buraya gidecek. Sen düşecek dedin. Düşmedi. Bak yükseldi. Bak yine anlatıyorum. Bazıları yani çok akıllı arkadaşlar. E, kanala ü üye olmaya başladı. Hakikaten belli yani, sordukları sorulardan, e, konuşmalardan. Ama bir de bazı tipler var ki çok enteresan. Yani dinleneni anlamaktan aciz. Yani hiç kimse burada oraya düşecek, buraya düşecek demiyor. Zaten e, yani bunca senede teknik analiz bakıyorum. Zaten ilk öğrendiğim şey oraya gelecek, buraya gelecek denmez. Onu öğrendik zaten. Zaten birisi çıkıp da oraya gelecek, buraya gelecek dediği zaman benim gözümde acemi teknik analiz. Yani üç tane indikatörle oradan oraya hedef çiz, buradan buraya hedef çiz. Teknik şey, elinde şey, e, tren çizgisi buradan onu çeker. Efendime söyleyeyim. işte burayı kırarsa hemen bakar 0.45'ten 0.45'ten ben satarım bilmem ne falan. Ya bu tek, tren çizgileri var ya, Nereye çekersen çek denk gelir. Hiç merak etme. Senin senin bir ustalığın falan yok işte. Bir tane çocuk vardı çok güzel. Kapat gözünü bir çizgi at. Bir çizgi koy diyordu. E bul, bulsam videosunu e, göstereceğim. Unuttum yani kim olduğunu da. Gözünü kapat, bitiren çizgi at diyordu Nereye atarsan at mutlaka bir, bir yerlere de, değecektir diyordu. Hakikaten öyledir yani. O yüzden böyle ustalık falan isteyen bir iş değildi. Trendi oradan çektim. Bak buradan buraya trend çekmiştik. İşte hedef bölgesi oraya değdi. Bak oradan geldi. Biz gelecek demiştik. <laughs> neyse. Ne, neyse. Bir taban formasyonumuz var. Rozda. Tabanda şahane bir maliyet oluşumu var. Rozda. Ben kendi adıma ee, zaten 0. 0.37'den ilk roz e, yatırımımı yaptım. Bak yatırım diyorum. 0.37'den aldım. 0.075'te satarım. E, ben enayi miyim arkadaş? Yani uzun vadeli yatırım için roz almışım. 0.037'den bulmuşum rozu almışım. E, 0.070'de rozu satar mıyım? Hayatta satmam. E, ya buradan aşağı gelirse gelsin yine satmam. <laughs> evet yani niye satayım? Tüccar gözüyle bakıyorum ben çünkü. Tüccar gözüyle iyice iyice fiyat ölmüş. Ben alayım abi bu fiyattan. Buraya gelirse buradan da alırım. E daha aşağı giderse e gitsin ne yapalım? Gitsin. Bana ne? Ben aldım aldım. Ortalamam burada. Buradan dönerse eski zirvesine gelirse eski zirvesinde bir kar alırım. Geri kalanı da salarım nereye giderse gitsin. Anladın mı bakış açısını? Oradan alırım, buradan satarım, buradan dönerse oradan olurum. Destek noktası burası, destekten alıp direnci burası, dirençte satarım. Tabi tabi. Bak ondan sonra nasıl kaçırıyorsun o gösterdiğim yüzde yirmi binleri, yüzde elli binleri. Böyle arkasından bakıp, kafanı duvarlara vurursun. Burası, e, bu, bu piyasa trade edilecek piyasa değil arkadaşlar. Burası güveni, güvendiğin, hoşuna giden projeyi alırsın yatarsın. Borsa gibi. Alıp yatacağın, günü geldiğinde de çok iyi karla e, realize edeceğin bir piyasa arkadaşlar. Ya çok iyi karla realize edeceğim bu arada kötü tarafı da ya da delist olacak ya da bu piyasa sıfırlanacak. Borsalar morsalar tepe taklak batacak ya da paran sıfırlanacak. İki ihtimal sunuyorum sana. Ne diyorum? Ona göre parayla gel. Ben bu parayı zaten bir gecede yiyorum parasıyla gelirsen burada rahat edersin. Fiyat öyle olmuş böyle olmuş orayı kırdı mı buradan döndü mü hiç onlara bakmazsın. Rahat rahat harekete et para kazanırsın. Rahat hareket etmezsen efendim tırnaklarını yer durursun yani. Yani rozumuzu aldık kendi adımıza. Şu kademeye gelirse 0.018'e gelirse oradan da alırız. Ondan sonra bakacağız. Eninde sonunda bu piyasa yukarı doğru de delice atmaya bakacak. Yukarı doğru atmasını da en büyük göstergelerinden biri. Bir gün bu 200 günün üzerinde kapattıktan sonra bir sene, bir buçuk sene bir daha 200 güne uğramadan yukarı doğru devam etmesi, düzeltmelerle. Ama o düzeltmeler hiçbir zaman 200 gününün altına gelmeden olacak. Yani bunun üzerine atacak. Ondan sonra başlayacak burada düzeltmelerle devam etmeye 200 günlükte onu takip edecek, tamam mı? Ee, yani buradan attı diyelim, bir yerden sonra hızlı bir şekilde düzeltmeler, 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 ee, bak şeylere geliyor işte. Haziran Temmuz 2024'lere falan denk geliyor. Benim de benim de yaptığım hesaplamalar e, eğer çok kötü duruma düşmezse bu piyasa yani bu e, bu senenin şimdi Ekim Kasım Aralık 3 aylığı var. 3 aylık kapanışı. O kapanıştan sonra eğer başlarsa Ocak'ta e, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 3, 6, 9 ay oldu. Ekim, Kasım, Aralık. Oralarda da hani 4, 4 tane 3 aylık mum yukarı doğru ee, yapar gibi geliyor bana da. Ondan sonra da yeni yapıya bakacaksın. Yani buralarda artık e, mal alma alıp e, tutma fazla kıpraşma yeri değil. Sonra bir yürümeye başlarsa birden birdenbire arkasından bakıp ağlarız yani. Ağlarsın yani. Ben hayatta satmam zaten de almışım bu kadar bekliyorum. E, efendim söyleyeyim 3 kuruş karlamalım satmam yani. Kripto piyasası bu. Hisse senedi olsa satarım. Ee, ama kriptoda ben satmam malımı. Delist oldu. Eyvallah. Olsun. Ee, 200 günlüğe göre bakarsak da rozda 200 günlüğe göre de e, güzel işlemler açılıyor. Ama ben burada benim gördüğüm rozda eğer e, şu taban formasyonuna sen de benim gibi değer veriyorsan şu taban formasyonuna ee, şu buradan dönüp de 200 günlük de güzel. Yani şimdiye kadar almamış isen. Şuradan dönüp de ya ben şu taban formasyonuna göre işlem aç açacak isem. Çünkü bir seneyi geçmiş burası. 200 günlüğe temasta alırım. Daha basit bir işlem yap. E, strateji, strateji, ortaya süreyim. 200 günlüğe temasta burada alırım. üstüne kapatmasını bile beklemem yani. Değdiği an buradan alırım. Aldığım yerin %50 altına da bir tane alış koyarım ekstra. 2 kademeli. Tamam mı? Bu taban formasyonlarında çünkü iki kademe alım güdüyorum. 3. kademe yok. Üçlü sistem burada yok. Aldım aldım. Sonra bir daha bekliyorum. ROZ'da. İyi karlar bekliyorum. Ki bekliyorum çünkü ROZ bir zahmet. Bir önceki boğada yoksun. İyi de bir projesin. Efendime söyleyeyim, sınırlı arzın var. %65'in de piyasada işte bu piyasadaki %65'i birileri burada toplamaya çalışıyor. Benim kanaatim o. Çünkü buradaki burası sanki operasyon yeri gibi. Yani operasyonu bu bölgede yapıyorlar, maliyet bu bölgede. buradan aşağı verir, yukarı alır. ama şuradaki maliyeti bu buradaki maliyetin hafızası durur. Buradaki maliyet unutulmaz. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli e, duruyor. Güzel duruyor arkadaşlar roz. Yapının bozulması dahi buradaki maliyeti unutturmayacak yani. Ondan bahsediyorum. Yani roz aşağıya bile düşse rozun başlayacağı hareketin maliyeti burası. Buradan yukarı rozun buradan yukarı yaptığı hareket esas maliyeti burada olduğu için buradan yapacaktır. Yani burada birileri mal topluyorsa buralara verse bile e, nedenler yüzdesel çoğunluk maliyeti bu bölgede olduğu için götüreceği nereye hedefi bu maliyete göre tespit etmek zorunda. Buradan tespit edemez. Bu maliyetten tespit yapacak götüreceği yer Hedefini oradan tespit edecek yani. Ben ruzu çok güzel buluyorum. Alımım da var gelirse buradan da alırım. Kademeli alım stratejisi görüyorum Bu taban formasyonuyla alakalı kriptoda al mevsimi videolarında çok bahsettik. onlar da her zaman radarımızda olacak. ama Rose çok güzel duruyor arkadaşlar. Ya bir sonraki boğanın batmazsa batmazsa eğer tabii onu da söyleyelim. Babamızın oğlunun şeyi değil, projesi değil. Başkalarının projesi. Biz de yancılık yapıyoruz yani bunun adı. Yancılık, burada bir balina var gibi gözüküyor veya bir grup geride burada mal topluyor. E, projenin sahiplerine de anlaşmıştır. Anlaşmadan gidip gide, götüremez çünkü. Burada topladığımı alı buralarda bir yerde güzel günler geldiğinde güzel günler geldiğinde buralarda bir yerlerde veri, e, şey yapacaktır, dağıtacaktır. Ya prensip öyle işler. Burada ben inanıyorum gidecekle işlemiyor burada prensip. O prensip öyle bir prensip yok. Malı toplarsın uzun vadede. Belli bir yüzden vardır. Broker'a talimatı verirsin. Dersin ki koçum bak şu aralıklarda her gelenin her geleni alıyorsun. Tamam mı? Talimatı verirsin broker'a. Broker da çaktırmadan buralarda toparlar, toparlar, toparlar. Uzun vadelidir bu riskli ve e, yorucu bir iştir. Balina içinde yorucu bir iştir. Yani toplatırsın burada malı. Ondan sonra hadi gidiyoruz dersin. Toplama bölgesi, dağıtma bölgesi. Yani çok basittir yani. Bak. Toplama bölgesi burası. Tamam mı? Burası toplama bölgesi. Bir yerlere getirecek. Burayı da dağıtma bölgesi olarak kullanacak. Burada da aynı bu hareketi indir bindir buralarda yapacak verecek yukarı alacak verecek yukarı alacak. Bu arada malı elindeki malı eritecek güzel bir karla. Ondan sonra da böyle tekrardan böyle mıyımıntı mıyımıntı burada mıyımıntı mıyımıntı aşağı gelecek veya birden bire gelecek. Bilemezsin nasıl geleceğini. Anlaşıldı mı demek istedim. Rozu iyi bir proje. Ruzu, e, Ruz'un bir sonraki boğada ben yıldızlardan birini olacağı, yıldızlarından biri olacağını düşünüyorum. Bakalım Allah ömür verirse e, yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Bu videoda tarihe not olarak düşsün. Bakalım ne olacak? Ruz'u e, şey yapmayacağız. Yani baktık bıraktık değil. Ruz'a bakmaya devam edeceğiz. E, KDA'yı sormuş bir arkadaş. Ona da bakmaya devam edeceğiz. Onda da o da portföyümüzde var. bir de bu Uniswap'ta, PancakeSwap'ta falan daha Binance'da listelenmemiş şeyler var. Böyle gelecek vadeden e, Coin'ler var ama bilmiyorum onlarla ilgili video yapayım mı yapmayayım mı. Çünkü teknik falan filan yok arkadaşlar yani şey yok. Yani bodoslama böyle alıp unutacağın şeyler. Yani ne bileyim 10 tanesini aldın diyelim. 10 tanesinden bir tanesi zaten e, ne bileyim Shiba performansı veyahut orada birkaç tane daha var böyle deli deli gibi performanslar gösteren. Yani şimdi aklıma gelmiyor. böyle bir performans gösterse, içlerinden bir tanesi gösterse içlerinden bir tanesi bütün portföyünü kurtarır. E, sağlıcakla kal. Neşeni hiçbir zaman kaybetme. Video çekmeye devam ediyoruz kanala abone ol videoları beğenmeyi unutma bakılmasını istediğin coin varsa yorumlar tarafına yaz yorumlara bakıyorum. Kim ne sormuş kim ne etmiş diye cevap vermeye çalışıyorum. Ee, ne, Telegram kanalımız var ücretsiz. Oraya da gelebilirsin pek aktif kullanmıyoruz özür dilerim o kadar vaktim yok çünkü benim. Zamanım olmadığı için e, yani bütün günümü telegramda buralarda geçirmek istemiyorum. Hoşçakal, sağlıcakla kal.